Şimdi bir de bizim arkadaşlar bölebilme kurallarında bölen kalan ilişkisi var. Yani biz bize büyük büyük sayılar verdiğinde aslında o sayının yerine direkt hangi sayıyla bölünebilmeden bahsediyorsa ondan kalanı kullanabiliriz. Yani A sayısını bu şekilde vermiş, B sayısını bu şekilde. Diyor ki size A artı B'nin 5 ile bölümünden kalan. Arkadaşlar A artı B'yi burada bulmanıza gerek yok. Kuralımız şu. A, şimdi yapalım. A artı B dediğinde arkadaşlar hangi kuraldan bahsediyor? 5 ile bölünebilmeden, değil mi? A'nın 5 ile bölümünden kalanı ilk önce bakıyorum. Nedir? Son basamağa bakıyorum. 4. O zaman kalan nedir? 4'tür. B'nin arkadaşlar 5 ile bölümüne bakıyorum. 6. 6'yı 5'e böldüğüm zaman ne gelir arkadaşlar? 6'nın 5 ile bölümünden kalan 1. O zaman B'nin 5 ile bölümünden kalan nedir? 1'dir. Size A artı B diyor, değil mi? Artık siz A yerine 4, B yerine 1 yazabilirsiniz. Toplamı ne oldu? 5. E toplamı 5. 5'in 5 ile bölümünden kalan nedir? 0. O zaman A artı B'nin ne oldu? 5 ile bölümünden kalan 0 oldu. Yani gelip bu sayıları tek tek toplamanıza gerek yok. Hangi bölünebilme diyorsa A'da B'de tek tek uyguluyorsunuz. Daha sonra verilen işlemde yerine yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakalım ikincisine. A çarpı B'nin 4 ile bölümünden kalan. Şimdi A'nın 4 ile bölümünden kalana bakalım. Neydi son iki basamaktı? Yani 34 mü? 34'ü 4'e böldüğümde 32 kalan nedir? 2'dir. B'nin 4 ile bölümüne bakıyoruz arkadaşlar. Son iki basamak 26. 26'yı 4'e böldüm. Kaç defa var? 6 kalan nedir? 2. Yine 2 midir? Şimdi bize ne diyor? A çarpı B'nin 4 ile bölümünden kalan. Artık ben A ile B'yi, bu iki sayı çarpamazdım zaten, değil mi? A yerine 2 yazdım. B yerine de 2 yazdım. Sonuç ne oldu? 4. Bu sayıyı da 4'e bölüyorum. Kalan ne oldu? Bakın bu da tesadüf. Bunun da sonucu ne çıktı? 0 çıktı arkadaşlar. Mesela C'dekine bakalım. A küpün 9 ile bölümünden kalan. Arkadaşlar bu büyük sayının küpünü almak ne kadar zor bir işlem. Bunu yapamayız zaten. O zaman ne yapacağız? Bunu ilk önce 9 ile bölümünden kalana bakacağız. Neydi rakamları topluyorum? 8 artı 7 artı 4 artı 9 artı 3 artı 4 dedim. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 10, 18, 26, ne geldi? 35. 35'in arkadaşlar tekrardan rakamlarını toplarsa nedir? 8. Demek ki A'nın arkadaşlar 9 ile bölümünden kalan nedir? 8'dir. Bize A küp dediği için biz neye bakacağız artık? 8'in küpünün 9 ile bölümünden kalandır cevap diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Diğerlerini de bu şekilde yapacaksınız. D'yi de yapalım. Diğer soruyu da size bırakacağım arkadaşlar. 5 artı 2 B'nin 10 ile bölümünden kalan. O zaman A'nın önce ben 10 ile bölümünden kalana bakıyorum. Nedir A'nın 10 ile bölümünden kalan? 4. B'nin 10 ile bölümünden kalanına bakıyorum. Nedir? 6. E bize neyi soruyor? 5A artı 2B. O zaman 5 çarpı 4. A yerine 4 yazıyorum artık. B yerine de 2. 2 çarpı 6. 20 artı 12'den ne oldu? 32. E 32'nin 10 ile bölümünden kalan nedir? Cevap 2'dir diye bu sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Evet, klasik soru tiplerimiz var. Birlikte bakalım. X doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre x üzeri 4 eksi 5x artı 3 sayısının 7 ile bölümünden kalan nedir? Arkadaşlar bakın, bölen kalan ilişkisi. Yani siz x'in ne olduğunu bilmiyorsunuz. 7 artı 2 9 da olabilir. 14 artı 2 16 da olabilir. Ama siz kalanı bildiğiniz için x yerine direkt ne yazacaksınız? 2 yazacaksınız. Gelin soruda yazalım. 2 üzeri 4 eksi 5 çarpı 2 artı 3. 2 üzeri 4 16. 16 eksi 10 6 artı 3 9. 9'u 7'ye bölüyorum arkadaşlar. Kalan nedir diyoruz? 2'dir diyoruz. Devam ediyoruz. Şu şekilde bir sayı veriyor size. Bunun 19 ile bölümünden kalan. Bu sayıları tek tek çarpar mısınız? Hayır, çarpmaya gerek yok. Zaten çok uzun bir işlem. Ne dedik? Gene bölen kalan ilişkisi uygulayacağız. Bu sayının 19 ile bölümünden kalan dediğimde her sayının tek tek 19 ile bölümünden kalanına bakalım. 39 çarpı 23 çarpı 59 çarpı 1905. Şimdi 39'u 19'a böldüğümde 19 çarpı 38 nedir? Kalan 1'dir. 23'ü 19'a böldüğümde kalan nedir? 4'tür.
59'u 19'a böldüm. 19 çarpı 3 nedir? 57'dir. Kalan nedir? 2'dir. 1905'i 19'a böldüğümde kalan nedir arkadaşlar? 5'tir. Şimdi bunlar çarpım durumunda değil mi? Çarpıyorum arkadaşlar. Buradan ne geldi? 40 geldi değil mi? Peki 40'ı 19'a bölüyorum. 19'a böldüm. 2, 38. Kalan nedir? 2'dir diyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bakın bölmeyle bağlantı kurmuş. X ifadesi neye eşit? 7y artı 4'e eşit. Y neye eşit? 8c artı 3'e eşit. Bize diyor ki x'in 8 ile bölümünden kalan nedir diyor. Arkadaşlar y buna eşitse getirelim. X 7 çarpı. Bakın şimdi y yerine bunu yazıyorum. 8c artı 3 artı 4'ü yazıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. X nedir? 56c artı 21 artı nedir? 4'tür. Yani burası 56c artı 25 mi oldu? 56c zaten 8'in katı bir sayı. Artık benim işim neyle? 25 ile. 25'i ne yapıyorum arkadaşlar? 8'e bölüyorum. Kalan nedir diyorum arkadaşlar? 1'dir diyorum. Anlaştık. Devam ediyoruz. Bu şekilde bir ifade vermiş. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan nedir? Bakın bu tarz sorular çok çıkar karşımıza. Mesela 11 ile bölümünden kalan, 25 ile bölümünden kalan gibi ifadeler. Arkadaşlar 9 ile bölümünden kalan dediğinde, arkadaşlar 9'a bölünebilmesi için içerisinde 3 çarpı 3 çarpanının, yani 3, 2 tane 3 çarpanının mutlaka bulunması gerekiyor değil mi? Şimdi 0 faktöriyelin içerisinde 2 tane 3 çarpanı yok. 1 faktöriyelin içerisinde yok. 2 faktöriyelin içerisinde yok. 3 faktöriyelin içerisinde de yok. Neden? 3 faktöriyel neye eşittir? 3 çarpı 2 çarpı 1'e. 3 faktöriyelde de yok. 4 faktöriyel onda da yok. 5 faktöriyelde de yok. Ama 6 faktöriyelde bakın 6 faktöriyelin içerisinde 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 dediğimde şimdi 6 3 çarpı 2 mi demek? Evet. Burada da bir 3 çarpanı var. Bakın ne oldu? 3 çarpı 3'ten bu sayı 9'un katına eşit oldu. Artık 6 faktöriyelden sonraki her sayı mutlaka nedir? 9'un katıdır. Mesela bakın 7 faktöriyel nedir? 7 çarpı 6 çarpı 5 4 3 2 1. Bakın burada 3 var. 6'nın içinde de 3 var. Artık 9 hep bulunuyor 6 faktöriyel yerden sonraki sayılarda. O halde ben bu sayıların toplamını bulup 9 ile bölersem kalanını bulmuş olacağım bu sayının tamamında. Peki bakalım 0 faktöriyel nedir? 1. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. 4 faktöriyel 6 çarpı 4'ten 24. 5 faktöriyel 24 çarpı 5'ten 120. Topluyorum arkadaşlar. 154 oldu. 154'ün 9 ile bölümünden kalan. 9'a tek tek bölmemize gerek yok. Rakamları toplayalım. Ne geldi? 10. 10'u 9'a böldüm. Kalan nedir? 1'dir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir soru tipimiz ve bu sorular bizim için önemli aslında. Şimdi bakın arkadaşlar bu sorularda da uygulayacağınız işlem gene bölen kalan ilişkisi olsun. Ve bu tarz sorularda genelde 9 ile bölünebilmeye göre hareket edin. Mesela bu sayının 9 ile bölümünden kalanı bulun. Bu sayının 9 ile bölümünden kalanı bulun. Çarpımlarının ne olmalı sonucu? Buradaki sayının 9 ile bölümünden kalanı eşit olmalı diyeceğiz. Neden 9 üzerinden gidiyoruz arkadaşlar? 9 ile bölünebilmede nedir? Rakamlar toplamı üzerinden gittiğim için ve bana da burada bir rakam soruyor. Bunu daha rahat bulacağımı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden 9 ile bölünebilmeyi uyguluyorum. Peki bu sayının 9 ile bölünebilmesine bakalım. 5, 4, 7, 3, 4, 2. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz demiştik başka? Rakamları toplamı 9 olanları atalım. 5 artı 4, 9. Attık. 7 artı 2, 9. Attık. 3, 4, 2 nedir? 9'dur toplam. O zaman kalan nedir? 0. O zaman buraya 0 yazdım. Çarpı. Bakın burayı bulmama bile gerek yok da. Nedir arkadaşlar? 1, 3, 2, 5'ten rakamlar toplamı 9 olanı attım. Ne kaldı? 2. Bunun sonucu neden bulmama gerek yok? Zaten 0 ile bir sayını çarparsam sonucu mutlaka ne olmalı? Olur 0 olur değil mi? O halde geldim. Şimdi buraya topluyorum rakamlarını. 6, 10, 15, 20, 29 artı A. 29 artı A oldu. Yani 29 artı A sayı.
sayısının 9 ile bölümünden kalan 0 olmalı. Ne olmalı? 9'un katı olmalı. O halde arkadaşlar 29 artı A sayısı 9'un katı bir sayıya eşit olacaksa arkadaşlar ne var? 36 mı var en yakın? O halde A nedir diyeceğiz? 7'dir diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu kadar basit aslında soru. Devam ediyoruz. Geçtik. 75, 75 şeklinde devam eden 19 basamaklı bir sayı var. 9 ile bölümünden elde edilen kalan A, 5 ile elde edilen kalan B'miş. Buna göre A artı B'yi bulacağız. Şimdi arkadaşlar bu sayı 19 basamaklıymış ve 9 ile bölümünden kalandan bahsediyor. Şimdi 19 basamaklıysa 75, 75 yani 2, 2 gidiyor değil mi? Bakın 75. Arkadaşlar o zaman burada en son rakamım ne olacak? 20 rakam olsaydı 75, 5 ile bitecekti ama 19 rakam olduğu için neyle bitiyor? 7 ile bitiyor. Yani 18 tane 75 var ve 1 tane 7 var. Toplam kaç basamak oldu? 19 basamak oldu. Arkadaşlar 18 tane 75 yani 18 rakamın toplamı 75 ise 2 basamaklı her biri değil mi? 2 basamaklı olduğu için toplamda benim kaç tane rakamım var? 9 tane 75 özür diliyorum rakam değil 9 tane 75 sayım var. Yani 75 sayısı 9 ile bölümünden kalanından bahsediyoruz ya 7 artı 5 nedir? 12'dir. Topluyorum 1 artı 2 nedir? 3. Ne dedik? Rakamları tekrar toplayabiliriz 2 basamaklı olursa. Demek ki arkadaşlar 75 sayısının 9 ile bölümünden kalan ne? 3. Peki kaç tane 75 sayısı var? Bakın 9 tane 75 sayısı var. O halde şöyle bir şey oluşacak burada. 9 çarpı 3. 9 tane 75 sayısı var. Her birinin ki 9. 9 çarpı 3 artı 7 sayısı oluşacak. Bu sayının 9 ile bölümünden kalana bakacağız. E nedir arkadaşlar? 9 çarpı 3 27 zaten 3'ün 9'un tam katıdır. O zaman kalan nedir 9 ile bölümünden? 7'dir diyoruz. O halde arkadaşlar A sayısı neye eşittir? 7'ye eşittir. E sayımız ne dedik arkadaşlar? 75, 75, 7 ile bitecek 19 basamak olduğu için. Tek rakam olduğu için. Arkadaşlar o zaman 7'ye bakmam yeterli. 7'yi 5'e bölüyorum. Kalan nedir? 2'dir. O halde B de neye eşittir? 2'ye. Toplamları 7 artı 2'den nedir arkadaşlar? 9'a eşittir diyoruz. Şimdi birlikte ÖSYM tarzı sorulara bakalım. A, B, C, D birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar ve X bir rakam olmak üzere A, B, C, D, E sayılarının her birinin X ile bölündüğünde bölümleri eşit ise A artı B artı C artı D artı E en çok kaçtır diyor. Arkadaşlar bunlar birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar ve x de bir rakam. Şimdi ben en çok dediği için hep neleri düşünmeliyim? İki basamaklı en büyük 99'ları düşünmeliyim. Mesela 99 kaç tane sayı olacak? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 98, 97, 96, 95 sayısı. Bak 5 tane sayıyı yazdım. Arkadaşlar bu sayılar her x ile bölündüğünde bölümleri eşit diyor. O zaman arkadaşlar mesela 95 sayısının 5 ile bölümünden kalan 0 ama bölümü nedir? 95 kadardı değil mi? 95. 5'e böldüm bakın arkadaşlar. İçerisinde kaç defa var mesela? 1 çıkardık 4, 45, 45 de 5, 9. Yani 19 defa var. Arkadaşlar 96'da da aynı şekilde 5'e böldüğümde 19 defa var. Kalan 1. Kalanın olması önemli değil. Ama ne olmalı diyor? Bölümleri eşit olmalıdır diyor. 19 olmalıdır diyor. O halde arkadaşlar biz burada her birinin x ile bölündüğünde bölümleri eşit ise toplamların alabileceği en çok değeri bunun üzerinden gideceğim. Ne alır o halde arkadaşlar? 99 birbirinden farklı olduğu için 98, 97, 96 ve 95 olabilir diyoruz arkadaşlar. Geçtik. Diğer bir sorumuz. 2x, 3y, 1x, yz, x, yz, t 4 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Bir marketin bir ay içerisinde sattığı 3 farklı ürünün satış adetleri ve bu satışlar sonunda eline geçen para miktarları tabloda verilmiştir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar K ürününden 36 tane var ve toplam tutarı 1x, yz. L ürününden 90 tane var toplam tutarı 2x, 3y.
M üründen 12 tane var ve toplam tutarı X, Y, Z, T. Arkadaşlar şimdi yani şundan bahsediyor bize. K ürününün fiyatı neye eşit? 1 X, Y, Z bölü 36'ya. L fiyatı neye eşit? 2 X, 3, Y bölü 90'a. M fiyatımız X, Y, Z, T bölü 12 eşit değil mi? Peki arkadaşlar, soruya devam ediyorum. Her bir ürünün satış fiyatı bir tam sayı. Yani bunun sonucu tam sayı çıkacaksa arkadaşlar nedir diyoruz? 1 X, Y, Z sayısı 36 ile ne yapacak? Tam bölünecek. 2 X, 3, Y sayısı 90 ile tam bölünecek. X, Y, Z, T sayısı 12 ile ne yapacak? Tam bölünecek arkadaşlar. Buna göre bize M ürünün satış fiyatını soruyor. Yani arkadaşlar bizim ilk önce burada X, Y, Z, T rakamlarını bulmamız gerekiyor. Bakalım 1X, Y, Z sayısı arkadaşlar. 1X, Y, Z sayısı. 36'ya tam bölünüyorsa nelere tam bölünecek? 4'e ve 9'a mı tam bölünecek arkadaşlar? Peki 2X, 3Y sayısı 90'a tam bölünüyorsa 10'a ve 9'a tam bölünecek arkadaşlar. Peki X, Y, Z, T sayısı da X, Y, Z, T sayısı da 12'ye tam bölünüyorsa arkadaşlar neye tam bölünecek? 3'e ve 4'e tam bölünecek. Şimdi gelin ilk önce burayı yapalım. 10 ile tam bölünüyorsa son basamak ne olacak? 0 olacak. O zaman 2X, 3, 0 olacak. 9 ile tam bölünüyorsa buradaki rakamlar toplamı ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. 9 ya da 9'un katı olacak. 2, 3, 5. O zaman X ne olacak? 4 olacak. Bakın buradan neyi buldum ben? X'i ve Y'yi buldum. Gelin burada yerine yazalım. Sayım ne oldu benim artık? 1, 4, 0, Z sayısı oldu. Bu sayı 4'e ve 9'a tam bölünecek arkadaşlar. 4'e de tam bölünebilmesi için son iki basamağı olacak. Değil mi arkadaşlar? 9'a tam bölünebilmesi için de rakamlar toplamı. Peki 4'e tam bölünebilmesi için Z ne olabilir arkadaşlar? 0 olabilir, 4 olabilir, 8 mi olabilir? Peki 0, 4 ve 8 olsun arkadaşlar. Devam ediyorum. Z yerine 0 yazdığımızda rakamlar toplamı 9 olmalı. Topluyorum 0, 0, 4, 1 toplamı ne oldu? 5. Rakamlar toplamı 9 olacaktı, o zaman 0 olamaz. Z yerine 4 yazdım. 4, 0, 4, 1 toplamı 9. Bakın rakamlar toplamı 9'un katı çıktı. O zaman Z de mutlaka ne olmalıdır? 4 olmalıdır. Gelin şimdi bizden istenilen ifadeye gidelim. X yerine 4 yazdım. Y yerine 0 yazdım. Z yerine 4 yazdım ve T dedim. Bu sayı 3'e ve 4'e tam bölünecek arkadaşlar. 4'e tam bölünecekse geldim buradan ben ne yapıyorum? Buraya T yerine ilk önce 4'ün katlarını yazacağım. 0, 4 ve 8 verebilirim değil mi? Peki şimdi 3 uygulatacağım. 0 olursa rakamlar toplamı 0, 4, 0, 4 daha 8 olacak. 3'ün katı mı? Hayır. 4 olursa 4, 4, 0, 4, 12. 3'ün katı mı? Evet. O halde arkadaşlar T'de mutlaka ne olacak? 4 olacak. Bakın benim X, Y, Z, T sayım ne oldu? 4044 oldu. Şimdi bize M ürününün birim satış fiyatını soruyor. Yani size 4044'ün 12 ile bölümünden sonucunu soruyor arkadaşlar. Buradan çarptım 36, 44 çarptım 36, çıkardım 84. 84'te de arkadaşlar kaç defa var? 4 ve 6 diyelim. Evet. 6 değil. 7, özür diliyorum. 7, 84. O zaman bizim birim fiyatımız nedir? 337'dir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım birlikte. Şimdi B, X, Y ifadesini şöyle tanımlıyor. Yukarıdaki sayı aşağıdaki sayıdan büyükse ifademin sonucu X çarpı Y üzeri X artı X faktöriyel. Ama aşağıdaki sayı yukarıdakinden büyükse x çarpı y üzeri y artı y faktöriyel şeklinde tanımlıyor. Hadi gelin arkadaşlar şimdi sorumuza bakalım. Şu ifadenin 11 ile bölümünden kalanını soruyor. İlk önce şunu oluşturalım bakalım. Hadi oluşturalım. Neydi? Yukarıdaki sayı aşağıdakinden büyük değil mi? O zaman ben hangisini uygulayacağım? Şunu yazıyorum. 3 çarpı 2 üzeri 3 artı 3 faktöriyel. Burası bu. Çarpı. Bunu yazalım birlikte hadi.
Alttaki sayı büyük değil mi? Yazalım. 3 çarpı 2 üzeri 3 artı 3 faktöriyel gene. Peki. Arkadaşlar şimdi ben bu işlemin sonucunu bulalım. Burası ne? 6. 6'nın küpü nedir? 216 artı 6 çarpı. Burası da aynı şekilde. Aynı sayılar çünkü. 6. Ne oldu? 222 çarpı 222. Şimdi arkadaşlar bunları çarpmaya gerek yok değil mi? İlk önce bunun 11 ile bölümünden kalana baktığımda 11 ile bölersem arkadaşlar bakın şu kuralı uygulayacak olsam bile artı, eksi, artı bunlar gitti. Ne kaldı? 2 kaldı değil mi? 2. Zaten 220 11'in katı olduğunu görüyorsak direkt kalan nedir deriz? 2. Bu da aynı şekilde kalan 2. Çarpımları ne oldu? 4. 4'ün 11 ile bölümünden gene kalan nedir arkadaşlar? 4 sayısıdır. 2019 TYT'de çıkmış bir soru. Bakalım. Aşağıdaki ver şemasında 2 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi A. A neymiş arkadaşlar? 2 ile kalansız bölünüyormuş. 3 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi B. B neymiş? 3 ile tam bölünüyormuş. 12 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi de C. Şuradaki C kümesi 12 ile tam bölünebilen sayılar. Arkadaşlar ne diyor? Buna göre 18, 24, 42 sayılarından hangileri boyalı bölgeyle gösterilen kümenin bir elemanıdır? Şuranın bir elemanı olan sayılardan bahsediyor. Arkadaşlar şimdi şurası bakın şurası aslında tamamı şuranın tamamı C ile dahil. Arkadaşlar 2 ile ve 3 ile bölünüyorsa şuranın tamamı aslında 6 ile tam mı bölünür? Hem 2 ile hem 3 ile bölünüyor o zaman 6 ile tam bölünüyor. Arkadaşlar ama şurayı çıkartmış bizden. Boyalı bölge 12 ile bölünenleri çıkart demiş sana. Yani normalde 6 ile bölünen sayıları yazdım. 6, 12, 18, 24 şeklinde gidecek değil mi? Ama sana 12 ile bölünenleri çıkartmanı istemiş. Geri kalanları istiyor. O zaman 12'yi çıkarttım, 24'ü çıkarttım, 36'yı çıkartacağım. Peki bakalım boyalı bölge 18 olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. 12'nin katı değil ama 6'nın katı. O zaman buna tam bölünür. 24 olabilir mi? Olamaz. 24 neydi? C kutusunun içerisindeydi. Ve C kutusu nedir arkadaşlar? 12'nin katı olan bir sayıdır. O zaman 24'e bölünemez. 42 ile bölümünden kalana baktığımızda arkadaşlar 42 olabilir mi? Evet 42 6'nın katı ama 12'nin katı değil. O zaman 42 de olabilir. O zaman arkadaşlar bu boyalı bölgenin elemanı olabilir dediğimiz sayılar nedir? 18 ve 42'dir diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2018 AYT'de çıkmış bir sorudan bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Birlikte bakalım. M ve K pozitif tam sayılar olmak üzere NK değerini N sayısı K sayısına tam bölünüyorsa bu şekilde tanımlıyor. N sayısı K sayısına tam bölünmüyorsa sonuç sıfırdır diyor. Örnek arkadaşlar onun ikilisi nedir? 10 bölü 2 nedir? 5'tir değil mi? O zaman sonuç 5'tir. 10 üçlüsü dediğimizde 10 bölü 3 10 sayısı 3'e tam bölünür mü? Bölünmez. O zaman sonuç 0'dır arkadaşlar. Peki bu eşitliği sağlayan en tam sayılarının toplamı. Şimdi arkadaşlar n'in 2'ye bölümü. N bölü 2 midir? Artı n bölü 3. Eşittir. Sonuç nedir? 10. Arkadaşlar ben bu sayının hem 2'ye hem 3'e bölündüğünü varsayaraktan soruyu ilk önce çözeceğim. 3 seçeneğim olacak. Çünkü bilmiyorum. Sayılar 2'ye mi bölünüyor, 3'e mi bölünüyor? N ile ilgili bilgim yok. N'in alabileceği tam sayıları bulacağız zaten. Hem 2'ye hem 3'e bölünse sonuç ne olacak? N bölü 2 artı N bölü 3 olacak. O zaman buradan arkadaşlar işlem yapalım. Fayda eşitledim. 5N bölü 6 eşittir 10'dan. 5N eşittir 60. N ne olabiliyor arkadaşlar? 12 olabiliyor mu? Evet. Başka? Diğer bir seçeneğim. N'in 2'ye bölündüğünü, tam bölündüğünü kabul ediyorum. Ama N 3'e tam bölünmüyor. N 3'e tam bölünmüyorsa yerine ne yazacağım? 0. Buradan ne olacak? 10. N bölü 2 de 10'a eşit olacaksa N nedir? 20'dir. Evet. 20 sayısı bakın 2'ye tam bölünen ama 3'e tam bölünmeyen bir sayı. Evet doğru. Peki bir de şunu yapacağım. N 3'e 2'ye bölünmesin ama 3'e bölünsün. O zaman 3'e bölünüyorsa N bölü 3 eşittir 10 mu olacak? N'i buradan ne buluyorum? 30. Arkadaşlar N 30 sayısı evet 3'e tam bölünüyor. Ama baktığım zaman
30 sayısı 2'ye de tam bölünüyor. O zaman burada bu ifadeyi sağlamamış oluyorum. O zaman 30'u alamam. Alabileceği değerler nedir diyorum? 12 ve 20'dir. Toplamı da nedir arkadaşlar? 32'dir. Bölünebilme kurallarımız da bu şekilde arkadaşlar.